sonra etibinlik kalite etiketleri başvuru süreci başlıyor. Yani yaptığımız çalışmaların somut bir hale getirilmesi ve artık bu seneden sonra da hizmet puanına etkeden duruma dönüşüyor. Bu etibinlik kalite etiketleri nedir? En başta alabileceğimiz kalite etiketi ulusal kalite etiketi. Yani ulusal çapta yaptığımız çalışmaların bir nevi semeresini aldığımız ilk çalışma. Yani Etivinik projemizin ek bir başarıyı hak ettiğini düşünüyorsak Etivinik Live ekranından ulusal kalite etiket için başvuruda bulunacağız. Bu kalite etiketleri için çeşitli webinarlar düzenliyor sene içinde. İşte çalışmalarımıza Eylül ayı gibi, Ekim ayı gibi başlıyoruz. Daha sonra planlamamıza göre kısa dönemli olabilir, uzun dönemli olabilir. Genelde Haziran ayında okullar bitince normal zamanlarda biten projelerimize belli bir zaman aralığında başvuru süresi oluyor ve bu başvuru sürecinde Etkinlik Live ekranından başvuru yapmamız gerekiyor. Başvuru yapmadığımız takdirde kalite etiketi alma şansımız maalesef yok. Yani herkesin bireysel olarak başvuru yapması gerekiyor. Tabii projeleri bir tane yapmak zorunda değiliz. Birkaç tane projemiz olduğu zaman da kalite etiketleri hak ettiğini düşündüğümüz birden fazla projemiz varsa her biri için başvuru formu ayrı ayrı doldurmamız gerekiyor. Yani birinden başvuru etiketi, kalite etiketi için başvuru yaptınız. Diğerlerinde doldurmazsanız kalite etiketi alamazsınız. Yani her proje için ayrı bir başvuru formu doldurmak gerekiyor. Kalite etiketi öğretmenlerin ve okulların Etivinlik aktivitelerinin yüksek düzeyde ulaştığını somut bir şekle getiriyor. Yani bizim çevremizdekiler, okul idaremiz ya da diğer idarecilerimiz artık diyor ki bu öğretmen kaliteli işler yapmış ve kalite etiketi almış. Zaten bu hizmet puanı gelmesinden de anlaşılabilir. Bizi ödüllendirmiş oluyorlar. Öğrenciler için bu gayretlerini güçlendirmekte yani motive etmekte. Onları okul için Avrupa İşbirliği çapında kalite ve açıklığa bağlılığını teyit etmektedir. Yani öğrencilerimiz bir nevi kendilerine tatmin duygusu, öğretmenlerimiz tatmin duygusu yaşamaktalar ve Avrupa çapında işbirliği yaptıklarını somut bir şekilde görmektedirler bu kalite etiketleriyle. Yani kalite etiketi demek işbirliği yapmışız, becerilerimiz gelişmiş. Mesela ben İngilizce öğretmeni değilim. Etkinlik projeleri sayesinde ben 6 yıldır etkinlik projeleri yapıyorum. Hatta 7 yıldır. İngilizce seviyem kendimi baya baya ifade edebilecek seviyeye geçti. Etkinlik sayesinde oldu. Tabii dijital becerilerimiz gelişti. Konuşma becerilerimiz gelişti. Proje yürütme becerilerimiz gelişti ve Etkinlik Erasmus'a evrildi. Tabii bu yaptığımız başvuru ilk başta nereye gidiyor? Ulusal Destek Servisine yani National Sport Service dediğimiz NSS'e gidiyor. Her ülkenin Ulusal Destek Servisi vardır. Bizim de Yiğitek'te. Evet, Bircan Hocam, Erasmus daha çok evrildi. Yani Etivinik Erasmus'un temelini oluşturdu diyebilirim benim açımdan. Mesela ben Etivinik'e başladıktan sonra ilk kalite etiketi aldığım 2014'te Avrupa kalite etiketi aldım ve özel eğitimle ilgili şu anda belki 10 tane Erasmus projesi yapmış oldum. Yani Erasmus'a çok büyük kapılar açtı benim için. Kalite etiketini Ulusal Destek Servisi verir. Başvuruları değerlendirir. Geçen sene binlerce başvuru vardı. Ulusal Destek Servisi'ne Allah kolaylık versin. Tabii kolay iş değil. Yani bir Erasmus projesi okur gibi okuyorlar ve değerlendiriyorlar. Bir de bu hizmet puanı geldikten sonra daha çok katılım gerçekleşti ve seneye ne olacağını ben hayal bile edemiyorum. Etiketler yıl boyunca verilir. Bazı ülkelerde tarihler sabittir. Mesela geçen sene 2019 yılı için, 2020 yılı için yani 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 30 Haziran'dı. Bu her sene değişebilir. Bunlar için Etivinik live ekranındaki duyuruları takip etmek gerekiyor ve tabii yıl içinde görebilirsiniz işte mesela Polonya'dan kalite etiketi aldı
ya da Litvanya'dan kalite etiketi aldı projemiz diye. Her ülkenin farklı tarihleri var ve o tarihler üzerinden kalite etiketleri alırlar ya da almazlar. Yani ne yaparsak yapalım ulusal destek servisine danışmak gerekiyor. Ulusal destek servisi haricinde danışacağımız kişilerden alacağımız yanlış bilgiyi düzeltmek çok ama çok zor. Başvuru kabul veya reddedildiğinde tabii ki ilk başta kayıt olduğunuz e-mail adresinize size bir mail geliyor. İşte başvurunuz kabul edildi. Çok güzel bir duygu. Hele ilk başta aldığımızda müthiş bir duygu. İşte tebrik ederiz ulusal kalite etiketi aldınız diye. Ya da maalesef alamadınız şu nedenlerden dolayı, şu kriterleri karşılayamadığınızdan dolayı kalite etiketi alamadınız diye bir e-mail alacaksınız projeye başvurduktan sonra. Umarım kabul edildiğine dair mail alırsınız ve o duyguyu yaşarsınız. Peki nasıl başvuru yapacağız projelere? Öncelikle Etkinlik ekranımızı açacağız, oturumumuzu açacağız. Projeler bölümüne gideceğiz. Projemizi bulduktan sonra kalite etiketi için başvuru var. Burada gerekli tüm bilgileri dolduracağız ve kalite etiketiyle bu adımları her proje için ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Burada yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi başvuru sürecinde başvuru formunu yazarken bunun bir zamanı var, belli bir dakikası var. Onu geçirmemek için benim size tavsiyem aynı soruları bir Word sayfasına kopyalarsanız, Word sayfasında düşüne düşüne ayarlarsınız ve oraya kopyala yapıştırla sayfaya yerleştirdikten sonra başvuru formunuzu gönderirsiniz. Ve lütfen başvuru formunu zamanında gönderin. Zamanında sonra gönderilen hiçbir başvuru formu yapılan değişiklikler kabul edilmediği için hiçbir anlamı olmayacaktır ve boşu boşuna zamanınızı harcamış oluyorsunuz. Yani zamanı iyi yönetmeniz gerekmekte. Önemli şeylerden birisi işte arkadaşların serzenişleri oluyor. Biz yerelde ya da gittiğimiz çalıştaylarda da duruyoruz. İşte kalite etiketi, bizim proje kalite etiketi aldım ama ben alamadım. Niye alamadınız? Çünkü kalite etiketi öğretmene verilir ve kişiseldir. Yani proje kalite etiketi almasına rağmen öğretmenin kişisel olarak başvuru yapması gerekiyor ve başvuru yaptıktan sonra da çeşitli kriterleri karşılaması gerekiyor. Yani bireysel olarak katkı sunup sunmadığına göre kalite etiketi alabiliyor ya da alamıyor. Yani projeye dahil olmuşsunuz, başvuru yapmışsınız ama hiçbir katkınız yok projede. Proje sayfalarında olsun, proje etkinliklerinde olsun, proje çıktılarında olsun hiçbir katkınız yoksa kalite etiketi alamazsınız. O yüzden kalite etiketi öğretmene verilir ve kişiseldir. Yani isminiz yazar ve bu proje için kalite etiketi aldığınızı gösterir. Yani aynı şekilde okulumuzda diğer meslektaşlarımızla çalışsak bile yani öğretmen arkadaşlarımızla, cümlelerimizle ya da diğer gruptaki öğretmenlerle proje yapsak bile her biri için ayrı ayrı ve nasıl katkıda bulunduğumuzu detaylı olarak anlatmamız gerekiyor. Yani katkıda bulunmadığımız projelerden etiket alma şansımız yok maalesef. Kalite etiketi proje aktivitelerine aktif ve görünür şekilde katkıda bulunmak. Hep aynı şekilde bahsediyoruz. Yani bunu özellikle üst üste 2-3 tane slayt olarak hazırladım ki yani arkadaşlar diyorlar ki biz projeyi yaptık, ben de projenin içine dahil oldum. Mesela ben kendi okulumda da yaşadım. İşte sen kalite etiketi aldın, hatta Avrupa kalite etiketi aldın ama biz hiçbir şey alamadık. Niye alamadınız? Çünkü aktif ve çalışmadınız. Hiçbir aktivitelere katılmadınız. Daha sonra tabii ki kalite etiketi beklemek biraz hayalcilik olur. Daha sonra bu ulusal kalite etiketi de bu işin ikinci kısmı var. Avrupa kalite etiketi. Bu daha uluslararası çapta yabancı ortaklarımız olduğu zaman alabileceğimiz bir etiket. Yani yabancı ortağımız olmadan Avrupa kalite etiketi alamayız. Avrupa kalite etiketi ayrıca başvuru gerektirmeyen ikinci bir başarı işareti. Yani Avrupa kalite etiketi için ayrı bir başvuru yapmıyoruz. Ulusal kalite etiketi aldıktan sonra yaptığımız başvuru Avrupa kalite etiketi için de geçerli. Belli özelliklere sahip projeler yani aynı şekilde projeleri gerekli katkıyı yapmış işte 21. yüzyıl becerilerine
yönelik çalışmalar yapılmış, işte teknoloji kullanılmış, öğrenciler kendi aralarında aktif olmuşlar, öğretmenler aktif olmuşlar, bireysel katkılar verilmiş. Bu da Merkezi Destek Servisi, CSS tarafından verilen bir ödül. Yani ulusal kalite etiketi ülkemizden veriliyor. Merkezi Destek Servisi de Avrupa kalite etiketini veriyor. Bir tarama süreci geçiriliyor ve en az iki tane ulusal destek servisi Avrupa kalite etiket için önermiş olması gerekiyor. Mesela 5 ortaklı bir projemiz var. Fransa, Almanya, Türkiye, Polonya, Ukrayna atıyorum. En az iki tane ulusal destek servisi, Türk Ulusal Destek Servisi ve Fransa Ulusal Destek Servisi Avrupa kalite etiket için önermiş olması gerekiyor projeyi ve sizi. Yani önerilmeden kalite etiketi, Avrupa kalite etiketi alamıyoruz. Ve en az iki ortağın daha önce ulusal kalite etiketi almış olması gerekiyor. Yani projede en az iki tane ulusal kalite etiketi var ve bu ulusal kalite etiketleri Avrupa kalite etiketi alabilir diye ulusal destek servisleri tarafından öneriliyorsa Avrupa kalite etiketi alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi European Quality Label benim aldığım bir etiketti bu. Burada adımızın, soyadımızın yazdığı bireysel olarak kendinize gelen bir ödül. Avrupa kalite etiketi yılda bir kere veriliyor ve etkinlik portal üzerinden duyuruluyor, listeler duyuruluyor. Ayrıca tabii ki e-mail de geliyor. Bu Avrupa kalite etiketlerinden sonra Avrupa Etkinlik Ödülleri var. Bunlar çok prestijli ödüller. Ülkemizden alan öğretmenlerimiz de var. Çok prestijli ödüller oldukları için ayrıca bir başvuru gerektiriyor. Yani ulusal kalite etiketine başvurduktan sonra Avrupa kalite etiketine ayrıca başvurmaya gerek kalmıyor. Ama Avrupa Etkinlik Ödülleri için ayrıca başvuru yapmaya gerek var. Bunlar yaş kategorileri var. 4 seviyede. 6 yaşına kadar öğrenciler. Yani bunları anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kısmı olarak düşünebiliriz. 6 yaşına kadar 7, 11, 12, 15 ve 16, 19. Bizim ulusal destek servisi ya da ulusal destek servisleri niye diyor aynı yaş grubuyla proje yapın diye? Çünkü burada gördüğümüz gibi Etkinlik Ödülleri yaş grubuna verildiği için mesela anaokuluyla lise proje yaptığı zaman hangi ödüle başvuracak? Bu başvurma sürecinde tabii ki zorluk olacağı için, ayıramayacakları için proje çok kaliteli olmasına rağmen yani en prestijli ödül olan Avrupa ödüllerini alamayacak. O yüzden kendi yaş grubumuzda proje yapmamız %99,9 oranında öneriliyor. Tabii ki yapılmaz değil ama kendi yaş grubumuzda yapmamız daha önemli. Etkinlik Avrupa ödüllerini yarışmasına katılmak için de Avrupa kalite etiketi olması gerekiyor. Yani bunlar basamak basamak ulusal kalite etiketi, Avrupa kalite etiketi ve Etkinlik Avrupa ödülleri. Projeler Etkinlik Avrupa ödülleri için sadece bir defa başvuru yapabiliyorlar. Çünkü bir yıl yıl veriliyor ve kategori kategori verildiği için bir kere başvuru şansı oluyor. Bunlar genel ve kısa anlamda kalite etiketleriydi. Şimdi önemli hatırlatmalar var birkaç tane. Onları da söylemek istiyorum. Etiyenik'e ilk başladık. Etiyenik proje kayıt belgesi oluşturuldu. Bu bir kalite etiketi değildir. Yani bu kalite etiketi olduğunu düşünmeyin. Bununla ilgili çok portallarda soru oluyor. Facebook'ta olsun, diğer yerlerde ya da bireysel olarak sormuyor. Bu bir kalite etiketi değildir ve bu kalite etiketi olmadığı için ne puan alabilirsiniz ne de portfolyonuzda kalite etiketi aldığınıza dair bir ibare olur. Bu sadece projeye kayıt olduğunuza dair bir çıktı. Ayrıca bizim bildiğiniz gibi içerik ekibi olarak oluşturduğumuz yaklaşık 5 yıldır, 2015 yılında başlamıştık. Etkinlik Online eba.gov.tr üzerinden alınan kurs sertifikaları kalite etiketi değildir. Yani daha biraz önce de gördüm ben Facebook sayfasında vardı. Burada aldığımız katılım belgeleri MEPPİS'imize de işlemez. Sertifika da değildir. Yani puan alamayız bunlardan. Kesinlikle olmaz. Sadece bu motivasyon amaçlı olan bir katılım belgesi. Şu anda gerçekleştirdiğimiz webinar gibi Ulusal Destek Servisi'nin düzenlediği resmi webinarlar portfolyonuza işlenecektir. Zamanla işlenir çünkü çok yoğun olduğu için Ulusal Destek Servisi
biraz gecikmeler yaşanabiliyor ama mutlaka etkinlik portfolyonuzda bunlar görülecektir. Her türlü soru ve görüşleriniz için özellikle ulusal destek servisine ve il koordinatörünüze danışmaktan çekinmeyin. Yani yanlış bilgiyi düzeltmek gerçekten çok ama çok zor. O yüzden herhangi bir sorunda ulusal destek servisine mail atarsınız. Telefonla arayabilirsiniz. İl koordinatörlerinize de Etivinik Mapquartere sayfasına bakarak oradan il koordinatörünüze kolaylıkla ulaşabilirsiniz ve doğru bilgiyi onlardan alabilirsiniz. Yani yanlış bilgiyi düzeltmek gerçekten çok zor. O yüzden lütfen resmi olmayan hiçbir şeye itibar etmeyin. Başvuru zamanlaması çok önemli. Biraz önce de değinmiştim. Başvuru zamanından sonra yapılan değişiklikler dikkate alınmıyor. İşte arkadaşlar bize de soruyor. İlk koordinatör arkadaşlarımız var. Onlara da soruyor. İşte biz başvuru gününü dakikasını geçirdik. Yani Erasmus'ta nasıl dakikası dakikasına süre bittiği zaman artık kabul edilmiyorsa bu etkinlik projelerinde de ciddi bir müessese ve yapılan değişiklikler hiçbir şekilde kabul edilmiyor ve projeyi tekrar seneye başvuru yapabilirsiniz. Ya da bir itirazınız olduğunda seneye başvuru yapabilirsiniz. Bunun için Ulusal Destek Servisi'nin yayınladığı duyuruları takip etmemiz gerekiyor. Yani bütün bu projelerde yapmamız gereken en önemli şey kutunun dışında düşünmek. Yani bütün projelerin özeti bu. Farklı bir şeyler yapmak, Einstein'ın dediği gibi aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç beklemek gerçekten çok akılcı bir şey değil. Farklı şeyler yaparak, farklı metotlar uygulayarak müfredatımıza, öğrencilerimize, kendimize, ülkemize farklı bir şeyler kazandırmaya çalışmak gerekiyor. En önemli Erasmus projeleri de olsun, etkinlik projeleri de olsun, yaptığınız herhangi bir çalışma olsun, kutunun dışında yani paradigmaları yıkıp yeni bir paradigma oluşturmak bence çok önemli. Ve ayrıca biraz önce Padlet linkinden bakmıştım. Ben işte bazı projeler çok detaylı olması detaylı, bazıları çok böyle az ve öz yapılmış. Benim kendi görüşüme göre her şeyde, bütün projelerde projeyi öpmek gerekiyor. Yani keep it short and simple. Yani her şeyi sade ve basit ve hakkıyla yapmak gerekiyor. Benim görüşüme göre bu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sözü ben Ramazan hocama bırakmak istiyorum. İlker hocam teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Kamerayı çok kusura bakmayın. Teknik sorundan dolayı açamıyorum. Bu konuda üzgünüm. Ben özel kategori ödüllerinden bahsetmek istiyorum. İlker hocam bahsetti. ETV'nin kapsamında 4 ayrı yaş seviyesine göre ödüller mevcut. Yalnız bunun haricinde farklı ülkelerin ulusal destek servisleri tarafından verilen ödüller de var. Şu anda gördükleriniz yaklaşık 8 tane ayrı ödül. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir proje hazırladınız. Projenizin içeriğini bu ödülleri kapsamına göre yaparsanız ayrıca da bu ödüllerden alabiliyorsunuz. Hızlıca biraz bunlardan bahsedip daha sonra da ödüllü bir projenizi Ünsal Hocam bize bahsedecek. İlk olarak İspanyol dili ve ödülü. Bu özel kategori İspanyolcanın ana iletişim dili olarak kullanılması gerekiyor projenizde. Ve tabii ki de yenilikçi bir yöntem ile İspanyolca öğretimine daha doğrusu odaklanmanız gerekmekte. Eğer bunları karşılıyorsa projeniz, bu kapsamda ödülü alabiliyorsunuz. Aşağıda ben iki tane 2019 ve 2020 yılında iki ayrı ödül alan projeleri altta yazdım. Eğer merak ediyorsanız notunu da alabilirsiniz. Bunlar da geçen senenin ve bu senenin ödül alan projeleri. Dediğim gibi asıl odak noktası İspanyolcanın ana dil olarak kullanılması ve yenilikçi bir yöntemiyle İspanyolca öğretimi. Yine benzer şekilde Fransızca dili ve ödülü. Bu da aynı şekilde İspanyol dili ödülü gibi. Burada da yine ana iletişim dilimiz Fransızca olacak ve yenilikçi bir yöntemiyle Fransızca öğrenimine odaklanmanız gerekmekte. Eğer bu şartları da karşılıyorsa projeniz ödüle layık görülecektir. Bir diğeri Marie Curie ödülü. Biliyorsunuz ünlü Polonyalı bilim insanı ve Polonya Ulusal Destek Servisi tarafından bu kapsamda ödül verilmekte. Ödülün kapsamı aslında temel olarak bilim veya matematikle ilgili konuların daha çok içerdiği projeler ödül verilmekte. Ya da Marie Curie'nin hayatına dair ve çalışmalarına dair herhangi bir şekilde
projenize yer verirseniz, bu kapsamda yaparsanız, bu projelerde yine aynı şekilde ödüle layık görülüyor. Aşağıda bakın Mars Here We Come var. Mesela bu incelerseniz tamam matematik ve fen bilimlerinin üzerine hazırlanmış bir proje. İşte Mars'ta nasıl yaşanır? Bunun üzerine deneylerin yapıldığı oldukça da güzel bir ödül alan proje. Bunu incelemenizi isterim. Aslında tam olarak hani anlatmaktan ziyade direkt projeyi görünce evet diyorsunuz bu bir bilim içeren, fen bilgisinin ya da matematiğin olduğu bir proje. Oldukça da güzel. Bir diğeri Yunus Emre Hümanizm ve Kültür Arası Anlayış Ödülü. Daha önce Mevlana Ödülü olarak da geçiyordu. Bizim ülkemiz tarafından, ülkemizin ulusal destek servis tarafından desteklenmektedir. Söz konusu ödül, ortak ülkelerin proje katılımcıları arasında uluslararası diyaloğu güçlendirerek insanların farkındalığını ve karşılıklı anlayışı artıran projelere verilmekte. Geçen senenin bildiğim kadarıyla Heritage Matters denilen bir başlıklı projeye verildi. İncelemenizi öneririm. Bu bizim kendi ülkemiz tarafından dediğim gibi uluslararası diyalog, karşılıklı anlayışa dayalı proje içeriklerine verilmekte. İngiliz Dili Ödülü, İngiliz Kültür Derneği tarafından verilmekte. Buradaki kapsam dil ödülü ama bunun yanında şöyle bir farklılığı var. Projelerde 12-15 ve 16-19 yaş grubunda öğrenci yer almalı. Bakın öncekilerde bu yoktu. Bu konuda dikkat etmekte fayda var. Bu kapsamda yaptınız, başvurdunuz. Yaş kategorisi uymazsa bu ödülleri alma şansınız yok. Burada özellikle altını çizmek isterim. Buradaki dediğim gibi temel olarak İngilizce ana iletişim dili olarak projenizde yer alması lazım. Ve tabii ki de topluluklar ve ülkeler arasındaki dayanışmaya ve sorunların çözümüne odaklanması gerekiyor projeniz. Bir diğeri Akdeniz Ödülü. Akdeniz Ödülü aslında içinde Akdeniz'in çevresi, tarihi, kültürü, yemekleri, her şeyin olduğu aslında alanı kapsamakta. İşte Yunanistan, Fransa gibi daha çok Akdeniz civarında yaşayan ülkelerin ulusal destek servisleri tarafından desteklenmektedir bu ödül. Ödül tüm yaş kategorilerine ve Akdeniz ile ilgili projeler üzerine çalışan tüm ülkelere açıktır. Ülkemizden Tuğba Sağlam hocamız ve Fatih hocamız da bu ödülün sahibidir. Geçen senelerde almıştık genel şekilde. Ve hemen sağ tarafta da farklı bir projeyi verdim ben. 2019 ve 2020'nin iki ayrı ödülleri. Umarım bir ara Fatih Tuba hocam ve Fatih hocam da bize projelerini tanıtır. Son olarak Peya Yuvarov ödülü var. Bu aslında okuma sevgisine yönelik bir proje. Aşağıda No Barriers to Reading. Eğer bu projeyi incelerseniz oldukça okuma üzerine biliyorsunuz özellikle ilkokul, ortaokulda çok farklı projeler yürütülebiliyor. Bu içeriğinizi buna göre hazırlarsanız oldukça da başarılı bir proje olacaktır ve bu ödülü de gidecektir diye düşünüyorum. Ana hedef dediğim gibi gençler arasında okuma sevgisini geliştirmek. Bu tarz projeler ödül veriliyor. Tüm yaş kategorilerine ve tüm ülkelere de açık bir proje, açık bir ödül. Vatandaşlık ödülü Fransa ve Almanya'nın ortak olarak verdikleri ulusal destek servis tarafından desteklenen bir ödül. Ödülün amacı vatandaşlık uygulamalarının tarihsel bir perspektifle ya da gerçek dünyada ve 21. yüzyılın dijital dünyasında nasıl bir vatandaş olunur ve bu vatandaşlığın sahip olduğu haklar ya da getirdiği sorumlulukların etrafında bir konu düşünün. Bu konu üzerine yaptığınız projede iyi bir çerçeveyle oturtulmuş bir projenin ödül alması aslında. Ancak dediğim gibi Avrupa'da özellikle Avrupa Birliği bu vatandaş konusuna ayrıca bir önem veriyor. Geçen seneki Almanya'da düzenlenen yarışmada yine böyle bir şekilde vardı farklı bir konu. 8 taneydi. 8 tane ayrı kategoride ulusal destek servisleri sizlere ödüllerini veriyorlar. Ben daha doğrusu farklı bir projeden bahsetmek istiyorum. Bunların haricinde. Almanya'da şu anda bulunan Sayın Büşra Yeşil Hocam'la beraber yürüttüğünüz bir projeydi aslında. Ve oradan bir ödül kazandık kendisiyle. Bu tabii şöyle bir şey de var. Çeşitli ülkeler aslında kendileri de uluslararası yarışmalar açıyorlar. Hatta ödüllerine başvururken hemen altta şöyle bir seçenek de vardır. Ülkeniz, işte projeniz farklı yerden ödül aldı mı? Mesela biz Mayıs ayı içerisinde böyle bir ödülü aldık. Ben kısaca videosunu izletmek istiyorum. Yalnız onu izletmeden önce de
Büşra Hocam'a söz vermek istiyorum. Müsaadenizle kısaca bize aslında kendisi şu anda da Almanya'da. İçeriği nedir? Mantığı nedir bu projenin? Kısaca bize bahsederse çok sevinirim. Büşra Hocam. Merhaba arkadaşlar. Bağlanıyorum şu anda. İyi akşamlar diliyorum herkese. Ramazan Hocam teşekkür ediyorum söz verdiğin için öncelikle. Bizim şu an ekranda gördüğünüz Happily Ever After projemiz Avrupa yarışması için hazırlanmıştı. 67. Avrupa yarışması gördüğünüz gibi Avrupa'nın en eski yarışmalarından biri olarak ifade ediliyor. Almanya'nın organize ettiği bir yarışma bu aslında. Bu yarışmaya katılabilmek için, yani Türk öğretmenlerimizin katılabilmesi için maksimum 5 kişilik bir proje ekibine sahip olması gerekiyor ve mutlaka bu 5 ortaktan bir tanesinin bir Alman okulu olması gerekiyor. Alman okul diğer tüm ortaklar adına Avrupa yarışmasına katılım için bir başvuru hazırlayıp yolluyor. Sonrasında da değerlendirmeye alınıyor. Peki hani bu Avrupa yarışması ne demek? Ne yarışıyor? Her yıl komisyon tarafından belirli temalar belirleniyor. Bu temaların neler olduğunu bu yıl için açıklandı. İnternetten araştırabilirsiniz 68.si için. Ödül aldığımız bizim 2020 yılının 67. yarışmasındaki tema Avrupa'da bizi birbirine neler bağlıyor? Bu konu hakkında düşünmemizdi. Ve Ramazan Hocam'la birlikte Biz Sonsuza Dek Mutlu projesinde yaş kategorimize uygun olarak cep telefonsuz bir dünyada öğrencilerimiz nasıl yaşarlardı? Bununla ilgili bir senaryo temelli çalışma gerçekleştirmiştik. Fragmanı izletmek ister misiniz şimdi Ramazan Hocam? Evet hocam, çok sevinirim. İlerletelim. Şöyle. Sanki yüklenmemiş gibi ama hocam. Fragman. Ekran paylaşarak Maalesef. gösterebilirsin. Hocam hızlıca bakayım. Bir Bir dakika. şeyler daha belki yarışmayı merak eden arkadaşlarımız için söyleyebilirim. Bu yarışma özel kategori ödüllerine dahil değil, tamamen bağımsız bir yarışma. Bu yarışma kapsamında temalar dediğim gibi veriliyor, bir liste var önünüzde. Bu listeyle ilgili öğrenciler sadece bir resimde çizebilirler, bir videoda hazırlayabilirler. Her türlü medyayı kullanarak fikirlerini ifade etmeleri beklenmekte. Bu yarışmanın bir ayağı da tabii ki e-twinning. Yaptığınız e-twinning projesiyle de katılım sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki bir Avrupa yarışması içerisinde Türkiye'den okulların yer alması, Türk öğretmenlerin yer alması bizler için oldukça mutluluk ve gurur verici. Sizlerin de başvurmanızı, şansınızı denemenizi, orada isimlerinizi görmenizi çok isterim. Bir Fragmanımızı. şey hocam şu anda hazır. Tamam. İsterseniz paylaşabilirim ekranımı. Hazır şekilde. Bitirmiş miydiniz? Şu an biz ekranda göremiyoruz. İstersen ekran Tabii ki paylaşarak hocam. gösterebilirsin. Tabii ki hocam hemen hızlı şekilde ekranı paylaşayım. Paylaştım. Evet hocam. iMovie ile hazırladığımız bir fragmandı bu. Yarışmada derece aldık. Şu an sesini duyamıyoruz ama. Sesi hocam açık olması lazım ama. Fragmanda gördüğünüz gibi cep telefonsuz bir hayatta öğrenciler neler yaparlardı? İletişim aktiviteleri, mektup, kartpostal, telgrafa kadar tüm eski geleneksel yöntemleri öğrencilerin deneyimledikleri bir proje olmuştu. Sosyal yaşamda nelerle karşılaşırlardı? Eğlence için neler yaparlardı? Çeşitli kategoriler, işbirliği, beyin fırtınaları ile ilerlediğimiz bir çalışmaydı. Teşekkür ederim. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ramazan Hocam, İlker Hocam, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, sağ olun. Tekrardan Biz teşekkür ederiz. açalım. Ünsal hocama söz vermek istiyorum. Kendisi 2019 yılı Avrupa Ödülleri 16-19 yaş kategorisi birincisi. Tokat Zile Fen Lisesi'nde çalışıyor Ünsal Hocam. Ve eğer kendisi hazırsa Ünsal Hocam bize projenizden bahsederseniz çok sevinirim. Evet, sesim geliyor mu acaba?
Gayet, Evet hocam. gayet iyi inşallah. Sesiniz gayet iyi geliyor. Sorun yok. Tamamdır. Sunumuz hazır. Öncelikle ben iyi akşamlar diliyorum. İlker hocama, Ramazan hocama davetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ve bu Temmuz sıcağında, bu Temmuz akşamında ülkemizin farklı illerinden katılan yenilikçi ve girişimci öğretmen arkadaşlarımıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Gerçekten yüksek bir katılım oranıyla Ulusal Destek Servisi bünyesinde içerik geliştirme ekibi olarak sizlere ulaştırdığımız eğitimlerimize ilgi fazla ve buradan en doğru, en güncel bilgiyi bizler içerik geliştirme ekibi olarak sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Burada olduğunuz için, bizim de olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle ben, evet, bu bölümde İlker hocamın, Ramazan hocamın söylediklerinin devamında ödüllü bir proje örneği üzerinden sizlerle paylaşım yapmak istiyorum. Ama buna başlamadan önce de açıkçası İlker hocamın söylediği, Ramazan hocamın söylediği süreci çok kısa, bu ödüle bu iş nasıl geliyor? Oradan bir iki cümleyle tekrar bahsetmek isterim, özetlemek isterim. Bizler e-tuning projeleri yaparak hem kendi mesleki gelişimimiz adına hem de öğrencilerimizi yeni bilgi ve becerilerle donatmak, okul eğitimine katkı sağlamak, projelerimizde yaptığımız iyi uygulamaları diğer öğretmenlerle, diğer meslektaşlarımızla, ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşarak gerçekten yenilikçi ve girişimci öğretmen olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Eğitim adına yeni şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. E-Tunik projeleri yapıyoruz. Ortaya öğrenci ve öğretmen performans koyuyor, emek koyuyor. İşbirlikçi bir anlayış içerisinde, işbirlikçi bir pedagoji içerisinde özgün çalışmalar ortaya konuyor. Ve bu çalışmaların neticesinde de e-Tunik öğretmenleri, öğrencileri ve hatta okulları ödüllendiriyor. Yani e-Tunik projelerinde yaptığınız çalışmalar mutlaka karşılığını buluyor ve siz hak ettiğiniz çalışmalarının karşılığını ulusal düzeyde ulusal kalite etiketiyle, Avrupa düzeyinde ise Avrupa kalite etiketiyle ve etiketlerden de öte biraz daha uluslararası boyutta daha işbirlikçi ve iletişim yönü çok daha kuvvetli, güçlü olan projeleriniz için ise büyük ödüllerle emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Peki, başta söylemem gerekeni şimdi söyleyeyim o zaman. Ben Ünsal Sapers, evet, Tokat Dil Efendisi İngilizce öğretmeniyim. Ve ekranda gördüğünüz proje Zilefen Lisesi'nin Avrupa Komisyonu'nun desteklediği 16-19 yaş kategorisinde 2019 yılı e-Tuning ödülleri yarışmasında birinci olan projesi. Projenin ismi Insight in Mind. Aslında bu proje sondan bir önceki projem. Bu proje aynı zamanda da 3. Avrupa ödülü getirdi bize. 2009 yılında başladığım e-Tuning yolculuğumuzda çeşitli projeler yaptık. Ulusal ve Avrupa kalite etiketleri aldık. 2015'te görev yaptığım ortaokulda Mevlana ödülü. 2017'de yine aynı okulda Mevlana ödülü. Ama Zilefen Lisesi'nde ise bu kez bir yaş kategorisi ödülü geldi ki gerçekten bu da son derece anlamlı bir ödüldü. Ve ben şimdi sizlere bu projeyle ilgili süremiz kısıtlı ama ben de çok hızlı hareket ederek en azından bir sizlere fikir versin, belli hususların noktalarını paylaşmak istiyorum. İyi uygulamaları projede yaptığımız. Ve aslında bizim önümüzdeki hafta eğitimimiz var. Orada belki biraz daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşma imkanımız olur ama ekranda, evet, Insight in Mind, Türkiye, İtalya, Polonya, Yunanistan, Norveç. Biz Türkiye ve İtalya kurucu olarak başlattık bu projeyi. Polonya, Yunanistan ve Norveç, aslında Romanya da vardı ama Romanya bir ay devam edebildi. Daha sonra devam edemediler. Biz 5 ortakla bu projeyi yürüttük. Burası çok önemli. Ortak sayısına lütfen dikkat.
Dün Büşra Hocam da bahsetti. Bir Türk okuluyla bir Yunan okulunun ilkokul 7-11 yaş kategorisinde prize ödül aldıkları bir projede de bakın iki ortaklı bir okulla bu başarıldı. Burada da beş ortaklı bir okulla bu başarıldı. Dolayısıyla kaliteli projeye giden, ödüle giden yolda ortak sayısı, o nitelikli işbirliğini, nitelikli iletişimi, koordinasyonu sağlayabilmemiz için çok önemliydi. Bütün projelerimde olmazsa olmazlardan biri az ortakla bu işe başlamaktır. Tema ne? Geçelim şöyle bir diğer slide'a hemen. Radikalleşme üzerinde çalıştık biz bu projede. Radikalleşme ve terörizm arasındaki bağlantı üzerinde durduk. İnsanları etiketlemenin, ötekileştirmenin, bireyler ve toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisini 16-19 yaş aralığındaki gençlere kavratmaya çalıştık. Bunun zararlı etkilerini ortaya koymaya çalıştık. Bu projeyi iki perdede bir tiyatro eseri gibi kurguladık. Birinci perdede insanları ayrıştıran, ötekileştiren temalar üzerine çalışma yaptık. İkinci perdede ise insanları birleştiren ortak değerler üzerinde durmaya çalıştık. Tabii ki her eTwinning projesinin başlangıcında mutlaka projeyle ilgili bilgiler verirsiniz, takımlar oluşturursunuz, okul takımları birbirlerini tanıtır, karışık ülke takımları oluşturursunuz, projeniz için bir logo seçebilirsiniz, bir ön anketle öğrencilerin üzerinde çalışacağınız tema ile ilgili farkındalıklarını ortaya çıkarmak için ön anket yapabilirsiniz. Bunlar yapıldı, evet. Ama bizim asıl derdimiz burası değildi. Asıl derdimiz o birinci perdede, ikinci perdedeki ana temalar. Yani biz bu projeye 12 karışık ülke takımı oluşturarak başladık. 195 öğrencinin yer aldığı bu projede 12 karışık ülke takımı, her karışık takımda 16, 17 veya 18 öğrenci, her bir takımında bir mentor öğretmeni olacak şekilde projenin başından sonuna kadar işbirlikçi bir yaklaşım içerisinde ortaklar arasında tam bir iletişim ve etkileşim sağlanarak bütün proje faaliyetleri somut bir şekilde, somut ürünlere dökülerek sonlandırıldı. Bu çalışma disiplini içerisinde bu faaliyetler yürütüldü. Birinci ana faaliyette radikalleşme sorunu üzerinde durduk. İkincisinde ise etiketler, kelimeler ve imgeler neyi ifade ediyor? Bunların üzerine çalıştı takımlar. İkinci perdede kültür aynasında Avrupa deyip ortak değerleri biraz öne çıkarmaya çalıştık. Ve güzel ve çirkinde ortak bir hikaye yazıldı bu. Biraz masala da gönderme var burada. Twinner konuşmalarında da öğrencilere verdiğimiz alt konu başlıkları üzerinde öğrencilerimiz serbest konuşmalar yaptılar. Kapanış bölümünde ise proje yaygınlaştırma faaliyetleri yapıldı. Projenin final çıktısı olarak bir proje dergisi hazırlandı ve tabii ki öğrenci ve öğretmen değerlendirmeleri de projenin sonunda yapıldı. Şöyle bakalım hemen. Evet. Bakın burada ulusal takımları görüyorsunuz. Burada 12 tane karışık ülke takımları. Evet, belki şu an bir eTwinning projesine kaydoldunuz, ortak oldunuz, belki kendi projenizi başlattınız veya Eylül ayında başlatacaksınız. Sizden ricamız şu, yıllardır evet eTwinning'in içindeyiz bizler. Benim için kendi adıma eTwinning'in olmazsa olmazlarından bir tanesi bu karışık ülke takımlarıdır. Eğer ulusal bir eTwinning projesi yapacaksanız, örneğin Ankara'dan, Antalya'dan, Kars'tan veya Çanakkale'den okulların bir araya geldiği ulusal bir eTwinning projesi ise ulusal okul takımları. Yok Türkiye, İtalya, İspanya, Norveç çalışacaksanız o zaman da karışık ülke takımları mutlaka oluşturup en azından bir veya iki ana faaliyetinizi bu karışık takımlarla yapmanız gerekiyor. Bu sizi ister istemez projenin tüm üyesi öğrenci ve öğretmenleri diğerleriyle etkileşimde kalmaya, iletişim kurmaya, işbirliği yapmaya zorunlu kılıyor. Bu da zaten işbirlikçi bir pedagojiyi ortaya çıkarıyor ve proje niteliğini gerçekten öne çeken bir durum. Dolayısıyla mutlaka bu karışık ülke takımları üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Biz 12 takımla başladık.
Peki, ana faaliyete geçmeden ne yaptık? Ön anket yaptık. Ön ankette öğrencilerin bu radikalleşme veya etiketleme sorunu üzerine ne düşünüyorlar? Düşünceleri nedir gençlerin? Nasıl bakıyorlar bu meseleye şeklinde çeşitli sorular yönlendirdik. Tabii ki bu soruları öğrencilerimiz aldılar. Biz bu anketin verilerini analiz ettik, raporlaştırdık. Yine projemizin Twin Space'inde sunduk. Peki bu sunduğumuz, bu elde ettiğimiz bilgiyi projenin sonunda yaptığımız değerlendirmeyle kıyaslayıp aradaki farkı, gelişmeyi, değişimi yakalamaya çalıştık. Peki birinci perde, bakın radikalleşme sorunu üzerine çalıştık. Bir projede 20 tane, 40 tane, 60 tane etkinliğin olması asla gerekmez. Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece 3 özgün faaliyette bile çok nitelikli proje yapabiliyoruz. Sadece 5-6 ana faaliyette bile, yani Eylül'de başlayıp Haziran'da biten bir projede özgün bir proje ortaya koyabiliyoruz. Biz de bu anlayışla hareket ettik burada. Bakın şu an radikalleşme teması üzerinde çalışmaya başladığımızda nasıl bir çalışma yöntemi izledik? Nasıl bir çalışma yöntemi izlemeliyiz? Şöyle söyleyeyim. Biz bu sene yaptığımız projede de aynı çalışma yöntemini uyguladık. Öncelikle öğrenciler karma takımdaki veya ulusal hiç fark etmez. Üzerinde çalışacağımız temayla ilgili araştırma yapıyorlar. Bilgi topluyorlar. Daha sonra bunu Twin Space'te forum alanı var, bilirsiniz. O forum alanında buldukları bilgileri, içerikleri, online verileri oraya yükleyip diğerlerinin yüklediklerini okuyup altına yorumlar yazıp tartışıp fikir alışverişi yapıp temayla ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ana faaliyetlerde genelde biz bu tarz çalışıyoruz. Bu birinci aşama. İkinci aşamada ise bu kez öğrenciler artık kendi bakış açılarını yansıtmaya çalışıyor. Artık üretim aşamasına geçiyorlar. Üçüncü aşamada ise araştırma, inceleme, tartışma, fikir paylaşımı birinci. Üretim iki, üçte ise artık onu somut hale getirmeye çalışıyoruz. O yapılan çalışmayı bu somut hale getirme bir kitap olabilir, bir video olabilir, bir zihin haritası olabilir, sanatsal bir ürün olabilir ve bu şekilde faaliyetler tamamlanıyor. İşte biz de radikalleşme projesinin bu birinci ana faaliyetinde bakın şurada A, B, C, D, E alfabeyi görüyorsunuz. Burada her bir alfabedeki harfin içine bir video veya bir gazete, bir makale, gazeteden bir makale veya bir yazı gömülerek, bağlantı verilerek öğrencilerden öncelikle bunları bir okumalarını istedik. Bunları okuduktan sonra forum alanına gidip bu kez kendileri bilgi topladılar, tartıştılar, fikir paylaşımında bulundular. Peşinden ise bu öğrenciler onlara önerdiğimiz bir interaktif duvar aracılığıyla, ismi DotStorming'di, bu bir Web 2.0 aracı. Burada kendi özgün denemelerini yazdılar radikalleşme ilgili. Hangi öğrenciler yazdı? 12 farklı takım, 12 farklı tema. Radikalleşme üst başlığının altında 12 farklı alt tema. Birinci tema insanlar neden radikalleşir? İkinci tema radikalleşme ve terör arasındaki bağlantı. Yani birinci takımdaki öğrenciler o tema üzerinde araştırma yapıp üretip yazı yazıyorlar. İkincisi daha farklı, üç daha farklı. En sonda ise biz öğretmenlere düşen bütün bu öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları bakın burada görmüş olduğumuz e-kitaptan bir ekran görüntüsü. Bu e-kitapta bir araya getiriyoruz. Ve her bir takımın yazdığı denemeler bir kitapta toplanıyor ve ortak bütün öğrencilerin katkısının olduğu öğretmenlerin rehberliğinde yapılan çalışmanın somut şekli bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. İşte birinci ana faaliyet bu. Somut ürünü ise, final ürünü ise bir deneme kitabıydı. Yani yaptığımız her faaliyette bir ürün ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Faaliyetin ucu açık kalmamalı. Okullar
emek veriyorlar, öğrenciler çalışma yapıyorlar, görevlendiriyoruz. Ama o çalışma bir somut hale gelmeli, somutlaştırılmalı diye düşünüyorum. Yine bu radikalleşme temasında öğrenciler okuldaki diğer branştaki öğretmenlerimizle, tüm ortak ülkelerde ama, röportajlar yaptılar. Hem onların farkındalıklarını, yani proje ilgili farkındalık oluşturmak öğretmenler ve okul idaresinin içinde, hem de projeye dahil etmek anlamında gerçekten faydalıydı bu. Öğretmenler ve öğrenciler bu birinci ana faaliyeti değerlendirdiler tabii ki. Değerlendirme bizim olmazsa olmaz. İkinci ana faaliyette ise bu kez etiketler, imgeler ve kelimeler üzerine çalıştık. Yani neden biz insanları ocu, bucu, şucu diye etiketliyoruz, ötekileştiriyoruz, farklı bir dil kullanıyoruz. Bunun üzerinde çalıştı takımlar. Bakın, bunun için tabii biz çeşitli Web 2 araçlarını ve bu Web 2 araçlarıyla çeşitli görevler verdik öğrencilere. Öğrenciler bu verdiğimiz görevleri yerine getirdiler. Daha sonra ise forum alanına gidip kendi düşüncelerini 2-3 line, 2-3 dize şeklinde insanlar etiketlerden daha derindir başlığıyla yazarak orada bize gerçekten çok çeşitli veri sundu öğrenciler. Lise grubundan bahsediyorum. Biz öğretmenler onları inceledik, taradık. Birbirine benzeyenleri belki ayırmadık. Ve en sonunda öğrencilerin yazdığını, yine öğrenciler kendileri kendi okullarının farklı yerlerinde kendileri çekerek o parça parça videolar bir araya biz öğretmenler tarafından getirilerek ikinci ana faaliyetin somut ürünü bu şekilde oluşturmuş oldu. Yani birinci ana faaliyette bir e-kitap idi somut ürün. İkincisinde ise bir video. İkisine de baktığımız zaman bütün projede yer alan öğrencilerin ve öğretmenlerin katkısı var ve bu katkı belirgin. Dolayısıyla biz de projelerimizde bu katkıyı mutlaka görünür kılmamız lazım. Bu tarzda faaliyetleri kurgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Bakın yine değerlendirme. İkinci faaliyet bitti. Biz yine değerlendirme yaptık. Hem öğrenciler hem öğretmenler. Öğretmenler neyi değerlendiriyor derseniz, öğrencilerin performansını değerlendiriyor. Öğrencilerin bakış açısındaki değişikliği değerlendiriyor. Ve bunlar da tabii ki Twin Space'te paylaşılıyor. İkinci perdede ise insanları birleştiren hususlar üzerinde çalıştık. Kültür aynasında Avrupa başlığımız idi. Bu faaliyette yine 12 karışık ülke takımıyla çalıştık. Bakın burada başlıkları görüyorsunuz. Çeşitlilik bizi güçlendirir. Çok ortak yanımız var. Kültürel mekanlara sanal gezi, Avrupa kalelerinden maceralar veya ben de oradaydım gibi çeşitli başlıklar her bir takıma verildi ve her bir takımdaki öğrencilere bu başlıklarla ilgili çeşitli çalışmalar yapmaları istendi öğretmenlerin rehberliğinde. Ve bu yapılan çalışmalar çeşitli Web 2 araçlarıyla somut hale getirilerek projenin Twin Space'teki sayfalar bölümünde paylaşıldı. Ve yine bu bölümde bir quiz yaptık. Öğrencilerin quiz sertifikalarını yine burada paylaştık. Yine öğretmen değerlendirmeleri ve dördüncü ana faaliyete geçiyorum bu kez de. Güzel ve çirkin. Evet. Güzel ve çirkin. Güzel neyi anlatıyor burada? Çirkin neyi anlatıyor? Aslında projenizin o birinci perdedeki çirkin diyebileceğimiz gerçekten o olumsuz temalar üzerine yaptığımız çalışmaya biraz daha fırsat bulmuş oluyoruz. İkincisinde ise biraz daha ortak değerlere, kültürel mirasa. Burada ise biz ortak bir hikaye yazdık. Ve bu hikayeyi yazarken de şöyle bir önermemiz vardı. Terörizm veya aşırı gruplar diyelim, sadece insan hayatını değil, aynı zamanda ortak değerleri,
ortak kültürel mirası da hedef alıyor düşüncesinden yola çıkarak biz öğrencilere bu senaryo temelli bir çalışma oldu açıkçası. Bir durum verdik. Durum şuydu, problem durumu şuydu. Bir gün Ankara'da, New York'ta, Moskova'da, Tokyo'da, Roma'da, Madrid'de insanlar veya Kahire'de güne uyandıklarında yeryüzündeki kültürel yapılar, bütün insanlığın ortak değeri olarak addettiğimiz kültürel mirasa dair yapılar, köprüler, binalar, antik yapılar olmasaydı, yani peri bacaları olmasaydı veya Pisa Kulesi veya Çin Seddi olmasaydı veya piramitler olmasaydı, acaba dünyanın gündemi ne olurdu diye böyle bir soru yönlendirdik ve bizim Türk takımı bu senaryonun birinci bölümünü yazdı. Birinci bölümün başlığı yeryüzünden işte kaybolan kültürel yapılar. İkincisinde bu bir terör saldırısı mı diye Yunanistan yazdı bu birinci bölümün devamını. Üçüncüsünü ise Polonya devamını getirdi. Dörtte ise İtalya, beşte ise Norveç son bölümünü yazarak bu senaryo yaklaşım içerisinde yazılan ortak hikaye bu şekilde meydana getirmiş oldu. Ve bu hikayenin resimleri de yine öğrenciler tarafından çizildi. Şöyle bir parça görebilirsiniz. Peki Twinner konuşmaları son faaliyetimizdi bu bizim. Beşinci ana faaliyetimizdi. Twinner konuşmalarında bakın kültürel miras neden önemlidir? Veya kültürel mirasın işte değeri, niçin kültürel mirası korumalıyız, terör grupları neden kültürel mirası hedef alıyor, insanlar neden kutuplaşıyor gibi çeşitli topikler, konu başlıkları verdik biz öğrencilere ve öğrenciler serbest bir şekilde istedikleri topik üzerinde araştırma yapıp okuyup daha sonra da kendi düşüncelerini önerdiğimiz veya kendi tavsiye ettikleri Web2 aracıyla sunumunu yaptılar ve bunlar Twinner konuşmaları olarak 5. ana faaliyetimizi oluşturdu. Ve burada da yine bakın karma takım hadisesi yok. Bireysel çalışmalar var burada ama bireysel çalışmalar en sonunda bir araya getirildi ve son faaliyetimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Ve ana faaliyetleri biz projede bu şekilde tamamladık. Ana faaliyetler devam ederken sizler de projelerinize başladığınızda mutlaka aynısını yapacaksınız. Bir taraftan ana faaliyetleri yürütmeye devam ediyoruz. Ama öbür taraftan da projenin yaygınlaştırması için faaliyet esnasında işte çekilen resimler, videolar veya değerlendirmeler olabilir, sergi olabilir veya çeşitli başka ulusal, yerel bazda veya uluslararası bazda devam eden başka faaliyetlerimiz de olabilir. Ve biz burada Hüsnü neler hocam, yaptık bu kapsamda? sesiniz çok Yukarıdan sıkıntılı söyleyeyim. geliyor. Proje için harici bir teknolojik ortam olan bir web sitesi oluşturduk. Online toplantılar, tabii ki yaygınlaştırma her okul kendi yaygınlaştırmasını yaptı. Sahne arkası Hocam, biz... sesiniz çok Buyurun. sıkıntılı geliyor. Çok kesik kesik geliyor. Öyle mi? Sanırım internet bağlantısı ilgili bir durum. İlker Hocam zaten Şu an pek endişemiz sıkıntılı vardı duyuyoruz internet sesinizi. bağlantısı ilgili. Şu an nasıl acaba? İlker Hocam, şu an nasıl acaba? Şu an Hocam sesinizi çok az alıyoruz. şu an Çok kesik kesik sesin geliyor. İlker Hocam duyuyor musunuz?
Bu son anlarda oldu sanırım. Evet, umarım şu an sesim sağlıklı bir şekilde geliyordur. Tamam, harika. Umarım. Evet, şöyle söyleyeyim. Proje dergisi var burada, final ürün. Final üründen bahsediyoruz. Bir e-tuning projesinde süreç boyunca, projenin devam ettiği aylar boyunca çeşitli etkinlikler yaparız. Final ürünleri de olur o etkinliklerin, somut ürünleri. Bir de projenin en sonunda ortaya somut bir ürün koyarız. Biz bu projede bir final ürünü olarak işbirlikçi bir şekilde hazırladığımız bir dergimizi sunduk. Bakın burada final ürünü olan o dergiyi hazırlamadan önce ortaokullar arasında görev dağılımı yaptık. Hangi öğrenci hangi temada yazı yazacak, deneme, makale veya araştırma yapacak. Bunları belirledik. Daha sonra ise biz öğretmenler şöyle bir geri geçeyim. Yaklaşık 70 sayfalık bu proje dergisini ana faaliyetlerden bağımsız en sonda ortaya koyduk ve biz kendi okulumuzda yaygınlaştırmak amacıyla Zilefen Lisesi'nde belli sayıda bu kitabı bastırdık da dağıttık. Aynı zamanda Twin Space'e girip belki inceleme Evet hocam, fırsatı sesiniz gayet olmayanlar iyi. için evet şöyle. Evet. Peki şu an sesim geliyor mu? Kamerayı kapattım. Sesim harika. Tamam. Böyle devam edeyim. Proje dergimiz bu ana faaliyetlerden bağımsız ama projenin teması ve hedefleriyle doğrudan ilgili bütün projede yer alan okullardan öğrencilerin ve hatta öğretmenlerin, idarecilerin de yazı yazarak katkı verdiği bir dergiydi. Bu projenin final ürünüydü. Kapak resmini de yine bizim okulumuzdan bir öğrencimiz çizdi. Şunu da söylemek istiyorum. Biz burada internetten çeşitli içerikler alıyoruz. Burada telif hakkına dikkat ediyoruz. Biz bütün ürünlerimizde özellikle telif hakkı anlamında ücretsiz resim veya video kullanımına olanak sağlayan, izin veren ortamlardan biz bu resimleri alıyoruz veya kendimiz bazen öğrencilerimiz çiziyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Dolayısıyla burada telif hakkı anlamında yine öğrencilerin e-güvenliği açısından da her zaman özen göstererek devam etmeye çalışıyoruz. Özellikle Twin Space'teki proje günlüğü alanında öğrenciye dair, öğrenci resmine veya videosuna dair bir içerik paylaşmıyoruz. Sayfalarda ve bu eserde de yine buna dikkat ederek, bu çalışmamızda diyelim, buna dikkat ederek ürünümüzü hazırladık. Peki, final değerlendirme, öğrenciler anket veya video çekerek veya proje web sitemizin blog sayfasında yorumlar yazarak projeyi değerlendirdiler. Öğretmenler yine kendi mesleki gelişimleri adına nasıl bir katkıda bulundu bu proje? Öğrencilerin performansını yine değerlendirdiler. Öğretmenler de yine benzer şekilde anketler veya yazarak ayrıca değerlendirmeler yaptılar. Ve evet bu son slaytım. Ben şu aşamadan biraz bahsetmek isterim. Bu projeyi biz 2018-2019 yanlış hatırlamıyorsam veya 2017-18. Evet, şimdi doğru.
2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirdik. Avrupa ödüllerinde ödül bir sonraki sene açıklanır. Ve 2019 yılında, 2019 yılının Mart, hayır Şubat, evet Şubat 19 gibi açıklanmıştı. Bu proje ulusal kalite etiketi aldı, Avrupa kalite etiketi aldı. Daha sonra ödüllere başvurumuz oldu. Ve yaş kategorisinde, Avrupa Komisyonu'nun desteklediği yaş kategorisinde birinci oldu. Ve bu projenin ödül töreni geçen sene Ekim ayında, 24 Ekim'de Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirildi. Biz de ödül törenine katıldık. Ülkemiz adına ödülümüzü aldık. Bu ödül töreninden önce iki farklı etkinliğimiz daha vardı bizim. Sonuçlar Şubat ayında açıklandı. Bir ay sonra, yani 18 Nisan'da CSS'den, Brüksel'den ve UDS'den, bizim ulusal destek servisimizden Hülya Hocam gelmişti. CSS'den de iki Danuta ve Danoş, iki temsilci geldi. Zilefen Lisesi'nde, okulumuzda önce bir yerel düzeyde ödül töreni gerçekleştirildi. Ve bu ödül töreni yine CSS tarafından finanse edildi. Ve biz bu ödül törenine diğer okullardan öğretmenleri, müdürleri, velileri, protokolü davet ettik. Ve bu ödül töreninin bir ayağı Zile'de, bir ayağı ise Selanik'te, diğer ortağımıza aynı anda başladı. Yani iki okul aynı anda bunu kutladı. Aynı zamanda da bu toplantıda öğrenciler online bir etkinlik de yaptılar. Tüm katılımcıların önünde. Bu da gerçekten unutulmaz bir andı. Yani bir ödül töreni oldu okulumuzda. 18 Nisan gibi. Daha sonra 29 Nisan gibi ise yine CSS adına çalışan iki profesyonel film yapımcısı geldiler okulumuza. Bir gün, 2 gün kaldılar ama bir gün boyunca 2,5 dakikalık bu projenin videosunu çekmek için zaman harcadılar. Çalıştık onlarla beraber. Öğrencilerimiz adına çok keyifliydi her ikisi de. Aynı zamanda öğrencilerimiz İngilizce pratik yapma imkanı da edindiler bu vesileyle. Ve bu video Ekim ayında Fransa'da ödül töreninde ödülümüzü almadan önce de paylaşıldı. O ana kadar biz de bilmiyorduk tabii ki, orada öğrenmiş olduk. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten bizler nitelikli, kaliteli işler yaptığımız zaman, ben hep bunu gördüm. İTÜNİK her zaman bizleri ödüllendiriyor, emeğimizin karşılığını veriyor. Burada önemli olan sanırım İTÜNİK'in ruhunu, proje mantığını, proje kurgusunu iyi özümsememiz lazım. Ve dolayısıyla bizler bu içerik geliştirme ekibi olarak sizlere bu en doğru bilgileri, en güncel bilgileri vermeye çalışıyoruz. Ve istiyoruz ki ülkemizde gerçekten artık on binlerce diyebileceğiz proje yapılıyor, binlerce proje yapılıyor. Biz nitelikli projelerin artmasını istiyoruz. Yeni başlayan arkadaşlarımızın eTuning proje ruhuna yaraşır projeler yapmalarını ve ülkemizi uluslararası projelerinde de temsil etmelerini bekliyoruz. Bu anlamda da bizler her zaman buralardayız, her zaman Biz teşekkür ederiz Rüştü sizlerin Hocam. Çok sağ olun. yardımına hazırız. Aynı zamanda da içerik geliştirme ekibi olarak hazırlanmış Hocam, okulumuzun birkaç ismini soruları ben söyleyelim. Padlet'ten gördüm. Birkaç tanesini Online cevaplamaya her zaman çalışalım. sizlere açık. Genelde Ben kalite etiketini kurucu mu alıyor tekrardan yoksa ortaklar da kurduğum alabilir mi diye sorular projemizi var. sunma fırsatı verdiğin için Kalite İlker Hocam, etiketi bana verdiğin için söylediğimiz çok teşekkür üzere ediyorum. kurucu olsun, ortak olsun yeter ki Evet. çalışmaları yapsın ve başvuru yaptıktan sonra gerekli Kamudan kriterleri görebildiğim karşıladıktan sorular sonra mıdır bilmiyorum. herhangi bir kurucu ya da ortak olmasının farkı yok. Yüksel Hocamın sesi uzak geliyor diye sorular var.
Evet. Şimdi mesela özel eğitim öğrencilerine kayıt açmak ya da açmamak size kalmış hocam. Ben de özel eğitim öğretmeniyim. Avrupa kalite etiketi aldığımız birçok proje oldu. Açtıklarım da oldu, açmadıklarım da oldu. Tamamen öğrencinin yapabilirliğine bağlı. Başka sorularımız. Öyle mi? Aa, ben Aynı okuldan iki öğretmen projeyi başlatamıyor. Zaten uyarı alırsınız. Ancak proje başladıktan sonra farklı okuldan iki öğretmen, aynı okuldan öğretmenler ortak olabilir. Ünsal hocam size bir soru var. Tokat Fen Lisesi olarak bu projeyi müfredata nasıl entegre ettiniz? Şöyle söyleyeyim, bu soruyu soran öğretmen arkadaşlarımız Inside in Mind yazdıklarında, Twin Space yazdıklarında projenin Twin Space'ine de girebilirler. Müfredat entegrasyonunu biz şöyle söyleyeyim, tabii ki bu biraz daha kapsamlı bir şey, şu an süremiz çok yok ama müfredat entegrasyonundan anlamamız gereken şey aslında çok farklı. Yani biz bu projeyi, ben şöyle özetleyeyim o zaman, bu projeyi okul hayatının bir parçası yaptık. Müfredat entegrasyon bir belgeyle sunulan, alt alta kazanılan yazıldığı bir şey değil sadece. Okulun bir parçası yapmak, okulun öğrencilerini, öğretmenlerini, idaresini işin içine katmak, mekanda ve zamanda okul odaklı çalışmak ve örnek veriyorum, bir etkinliği yaparken bir zihin haritası oluşturuyoruz diyelim ki. Zihin haritasını oluştururken öğrenciler orada bir Web2 aracı kullanıyor. Bilişim becerisi, bilişim dersine gidiyor. Öğrenci diyelim ki tarih teması ile ilgili o zihin haritasında çalışma yapıyor. Tarih dersinin kazanımına gidiyor. Bunu İngilizce olarak yapıyor veya Türkçe yazarak yapıyor. Türkçe veya İngilizce dersinin kazanımına gidiyor. İşte bizim de bunu projemizin başında ve faaliyetler öncesinde, yönergeler içerisinde belirtmemiz gerekiyor sadece. Bu yeterlidir. Proje sizin tarafınızdan, sizin okulunuzda ve öğrenciler okulda bunu yapmışlarsa, büyük oranda en azından, bu okul hayatının bir parçası olduysa, müfredat entegrasyonunu da aslında sağlamış oluyoruz. Çünkü eTunic diyor ki siz okul olarak yapıyorsunuz. İlker hocam, O zaman bunu lütfen okulda ve mümkünse de hani disiplinler arası bir yaklaşım içerisinde, sadece bir ders değil de derslerin kazanımlarıyla da alakalı olsun anlamında. Biz bu tarz çalışıyoruz. Bu projeyi de tarz yürüttük. Umarım cevap verebilmişimdir öğretmen arkadaşımıza. Yani şöyle bir şey yok. Bir plan koyup da işte o plana bakıp müfredatı biz böyle entegre ettik. Hayır, yok öyle bir şey. O zaten İlker şey hocam, bir Ünsal hocam teşekkür ederiz bu etkinlik. arada. İçine Bir baktığınız zaman arkadaşımız şöyle anlarsınız. yazmış. O Sınıf öğretmenliğine öğrenci uygun hem projeler var orada mı demiş ve teknoloji becerisini hem hiçbir dil webinarı sınıf becerisini hem öğretmeni iş vermiyor. birliği veya Ben işte vazgeçen girişim ne yapsam demiş. yaratıcılık Halbuki farklı webinarları veren arkadaşlarımızın hem çoğu farklı disiplinler branşta. Ki arası aralarında hem sınıf inşaat öğretmenleri de becerileri var bildiğim dediğimiz kadarıyla. becerileri eş zamanlı Bir kullanma incelemeni imkanı tavsiye veriyorsa ederim. faaliyette Branş zaten olarak belki belirtmiyoruz entegrasyonu ama sağlamış hepimiz oluyoruz. İngilizce öğretmen değiliz ki geçen seneki Antalya'daki çalıştayda birçok sınıf Hocam ben de sınıf öğretmeninin öğretmenliğinden ödülünü geçtim. görmüştük. Sınıf öğretmeniyim ayrıca. Ayrıca Bircan Hanım var. Bu işlerin piridir. O da sınıf öğretmeni. Mersin'in Yaşasın koordinatörünün eşini sınıfçılar. Yaşasın. Evet, sınıfçıyız ve Bircan hocam, sınıfçılar çok şey sınıf yapamamız öğretmeni ama düşünün. İsyan evet, karşısında. sınıf öğretmenleri oldukça fazla. Hatta benim ustam olan Yıldız Kanlı sınıfçı, Mersin'de çok değerli sınıf öğretmenleri var. İTÜ'nün olanlar. O yüzden öyle düşünmesin. Sınıf öğretmenleri de fazla. Okul öncesi de fazla. Her branştan var. Teşekkür ederiz hocam. Yani
Yani Buyurun. projeleri incelemek istiyorsanız da projeler sekmesi adı altında herhangi bir konu yazarsınız. Ben mesela biraz önce okul öncesi öğretmen olan bir arkadaşımız hiçbir proje yok okul öncesiyle ilgili demiş. Okul öncesi yazdım ve yaklaşık 6.000 tane proje gösterdi bana. Şu anda Etivnik sayfası maalesef ki şeye girdi, bakıma girdi. Şu an ekran paylaşamıyorum ancak biraz önce gayet baya baya bir proje vardı. Oradan inceleyebilirsiniz. Bir hocam, müsaade ederseniz bir soru daha sormak istiyorum ben size. Genelde çok sık geliyor. Dünkü webinarda görmüştüm ama. Şimdi şöyle, ödül almış birkaç projeyi inceledim ve bazılarında süre ve etkinlik yoğunken bazılarında az sayıda etkinlik ve kısa sürede bitirilmiş diyor. İdeal süre ve etkinlik sayısı var mı denilmiş aslında. Dün de sorulmuştu bu soru ama. Sizce nasıl olmalı ideal bir proje süre Bana olarak? sordun. Ya da evet hocam. Evet. Ünsal hocam mı bana mı sordunuz hocam? Hocam size sormuştum Bircan hocam. Ha, tamam, pardon. Şimdi ideal süre öğretmenlerin hedeflediği, öğrenciyi kazandırmak istediği neyse onun bir planlamasını yapacak. Bunu ne kadar bir sürede rahat rahat uygulayabilir, telaşa düşmeden, sıkıştırmadan, koşturmadan diye bu planlamayı öğretmenler beraber yapabilmeliler. Yani projeler çok sıkıştırılarak da yapılmaz. Çok uzun süreye böyle herhangi bir rehavete düşürülecek bir süre de ayarlanmaz. Eylül ayından Haziran ayına kadarki zaman dilimi içinde herhangi bir süre belirleyebilirler. Bu konularına, çalışma şartlarına, ortak yapısına, öğrenci durumlarına bağlı ama benim en keyif aldığım projelerden genellikle ayda bir etkinlik şeklinde veya ayda iki tane çok yormayacak öğrencinin de öğretmenlerin, ortakların da keyif alarak yapacağı projeler olurdu. Aktiviteleri bu şekilde yerleştirebilirler. Çok fazla koşturmacalı, sıkıştırmalı, sürekli görev vermeli projeler eziyet haline gelir. Buna dikkat etsinler. Zaten daha da detaylandırılacaktır bunlar. Proje içerikleri ve şu da bir gerçek. En iyi projelerim içinde olduğum ve ödül aldığım projelerim 3 aylıktı iki tanesi. 6 aylık olan vardı. Çok güzel bir proje yürütmüştü. Bu tamamen hani baştan böyle evet bir proje şu kadar olmalı denmez. Bu tamamen kendilerine özgü bir planlama. Teşekkür ederiz hocam. Ben de şunu eklemek istiyorum. Bizim bir projemiz 3 ay sürdü. Büşra Hocam'la beraber yürüttüğümüz proje 3 ay, 3,5 ay sürdü. Ödül aldığımız proje. Fakat başka bir projemiz ise yaklaşık 2 seneyi buldu. Çünkü ortaklarınız her zaman belirli sürelerde aynı işleri yapmayabiliyor veya da mesela bir ortağımızın annesi vefat etmişti. Mecburen aylarca bekledi. Bu da yaşanabiliyor. Çok başarılı bir projeydi mesela. Bir hocam dediği gibi bazen plansız da olaylar gelişebiliyor. Buradaki süre kısıtlaması doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum ben. Etkinlikleri zamanlı yapabiliyorsanız ve ortaklarınızla iyi bir iletişim kurabiliyorsanız yani bu seneye başvuramanız seneye de başvurabilirsiniz. Hani buradaki zaman kısıtası olmaması lazım diye düşünüyorum. Evet Ramazan hocam. Bir soru daha var. Onu da cevaplayalım ve isterseniz bitirelim. Saat 15 dakika oldu. Yani ulusal kalite etiketine başvuru yaptıktan sonra ayrıca Avrupa kalite etiketine başvuru yapmaya gerek yok. Adil hocam bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Müşra hocam ya da diğer arkadaşlar. Evet, sorularınız bitti mi İlker hocam? Hocam genelde cevapladık ama biz buradan kendimiz de cevaplayabiliriz. Bayağı bir soru var. Evet, Arkadaşlara sadece tek tek cevaplayalım. yazılanları tek tek cevaplayacağız. Zaman duyuralım. Sevgili öğretmen arkadaşlarımız, Padlet'i kontrol ederseniz daha sonra. İlker Evet, birkaç hocam, tanesini cevapladım ben zaten Padlet'ten de. Ramazan hocam sizlere onların cevaplarını sonradan size verebilirler. Kontrol etmenizde fayda var daha sonra. Peki Adil oldukça hocam, tek tek düzenleyip ilgili soruları cevaplandırmayı düşünüyoruz hızlı bir şekilde. muhteşem. Çok teşekkürler.
Harika bir akşam oldu yine. Oldukça güçlü. Ünsal Hocam buradaydı. Lamia Büşra Hocam katıldı. Sizin sunlarınız harikaydı. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Moderasyondaki arkadaşlarıma yine teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler bu güzel ve başarılı sunu için. İlker Hocam, Ünsal Hocam ve Ramazan Hocam. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler tekrar. Muhteşemdi. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.